İstanbul'da 8 katlı bir bina yıkıldı. Günlerdir konuşuyoruz. 18 canımızı yitirdik. Bağcılar'da yine 8 katlı bir başka binaysa yıkıldı yıkılacak. Üstelik o apartmanda halen yaşayanlar var. Hasar raporu alınan ama yıkımı mahkeme kararıyla durdurulan bina sakinleri diken üstünde. Bakın işte binamız bu durumda. Apartmanımız yok. Apartmanımız yıkılmak üzere. Yıkılma riski olan bir apartmanda çoluğunuzla çocuğunuzla nasıl rahat ediyorsunuz? Edemiyoruz işte, gece gündüz diken üstündeyiz. Kolonlarda patlamalar başladı. Kartal'daki bina gibi olmak istemiyoruz. Uykularımız kaçıyor. Depreme de bakmıyor. Durduğu yerde binalar çöküyor. Bağcılar'da 8 katlı bir bina. Bakın önceden dimdikti ama artık yamuk. Yaklaşık 5-10 derece eğildi bu tarafa doğru. Diken üzerindeyiz yani, oturamıyoruz. Şimdi bu binada oturanlar diken üstünde. Evimiz başımıza yıkılacak diye çok korkuyor. Tepemize yıkılacak diye çok korkuyoruz. Bizim binamız çürük. Biz bu çocuklarımızla bu binada oturuyoruz şu anda. Daireyi aldıktan sonra biz buranın ağır hasarlı olduğunu öğrendik. 2016 yılında tekrar bir hasar tespiti yapıldı ve ardından da binayı boşaltın, bu bina çürük kararı çıktı. Ama o karar uygulanamadı çünkü hissesi düşük olanlar binanın yıkılmasına engel oldu. Belediye bize tebligatlarımızı gönderdi. Haziran'ın 27'sinde boşaltmamızı söyledi. Bu arsada iki bina olduğu için tek bina olarak bir şey yapılamıyor. Diğer blok dava açtı. Hissesi düşük olanlar yıkım kararına itiraz ettiler. Orayı boşalttıramıyoruz. Daire sahibi olamayacakları için yıkılmasını istemiyorlar. Tehlikede, hasar da gözle görülür vaziyette. Bakın bina yamuldukça bu ara nasıl açılıyor? Bu yarık yukarı kadar devam ediyor. Burası apartmanımızın girişi, görüyorsunuz şişmeleri, yerdeki fayanstaki oynamaları. Bakın bu apartmanın kapısı yaklaşık 1,5 yıl önce rahat rahat açılıp kapanıyordu ama şimdi haline bakın, kapı yere sürtüyor, bina kaydıkça bu taş yukarı şişkinlik yapıyor ve artık apartmanın kapısı rahat rahat açılamıyor. Duvarın hali yarıldı. Daha öncesinde yoktu. Biz Bağcılar Belediyesi olarak süreci burada takip etmekteyiz. Yıkım kararına diğer blok itiraz etti. Hissesi az olanlar mahkeme kararı olduğundan elimiz kolumuz bağlı belediye olarak. İki binada maalesef hasarlı. Geriye kalanlar kimsenin vebaline girmek istemiyor, evini kiraya vermiyor, satamıyor da. O yüzden elleri kolları bağlı mağdurlar. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey olduktan sonra mı müdahale edecekler? İlla evimiz başımıza yıkılınca mı kıymete bineceğiz?